Herkese merhaba. Ben klinik psikolog İpek Yokozan. Bugün Yurtbay Seramik'in katkılarıyla evde olduğumuz bu günlerde psikolojik sağlığımızı nasıl koruyacağımızdan bahsedeceğiz. Umarım hepimiz için çok keyifli ve verimli bir sohbet olur. Haydi hazırsak başlayalım. Öncelikle başlarken aslında belki şunu söylemek gerekir. Hepimiz bu günlerde çok değişik, zorlayıcı süreçlerden geçiyoruz ve herkes çok farklı duygular deneyimliyor. Kimilerimiz bugünlerde korku, kaygı duygularını daha sık deneyimlerken, kimilerimiz ise daha depresif, daha mutsuzluğun, umutsuzluğun ve ümitsizliğin yoğun olduğu duygular deneyimliyor. Bütün yaşadığımız duygular aslında çok normal, hepimiz çok benzer süreçlerden geçiyoruz. Bu yüzden de sizlere önerim, yaşadığınız duygu her neyse, bunu inkar etmeden, kabul ederek ve bu duygularınızı muhakkak konuşarak bu sürecin içerisinden geçmek faydalı olacaktır. Çünkü unutmayalım ki bizler duygularımızı paylaşmadığımız zaman hastalanmaya, hem ruhsal olarak hem de bedensel olarak kendimizi iyi hissetmemeye çok daha meyilli oluyoruz. Bu sebeple bütün bunlara ek olarak bir de tabii ki sosyalleşen varlıklar olduğumuz için herkesten uzak kalmak bizleri ve gündelik yaşantımızı olumsuz etkilediği için de sizlere önerim görüntülü görüşmeler üzerinden, telefon konuşmaları üzerinden sosyalleşmeyi, sevdiklerinizle temasta kalmayı lütfen bırakmayın. Emin olun sizlere çok çok iyi gelecektir. Öte yandan aslına bakarsanız hepimiz bu dönemde evde kaldığımız süreçlerde korkularımızla, kaygılarımızla baş etmek için çok farklı şeyler yaptık. Kimilerimiz çok aktifti. Ekmekler yaptı, sporlar yaptı, yogalar yaptı. Kimilerimiz ise içinden hiçbir şey gelmediği için koltukta oturup bütün gün televizyon izlemeyi seçti. Burada doğru veya yanlış yok. Herkes kendi baş etme kapasitesini ve kendi baş etme mücadelesini, kendi tekniklerini, içsel müdahalelerini aslına bakarsanız kendi ritminde belirliyor. Dolayısıyla bu süreci daha sağlıklı veya daha iyi atlatabilmek için kesinlikle şunu yapmam gerekiyor gibi bir zorunlulukta lütfen kendinizi hissetmeyin. Kendinizi diğer kişilerle kıyaslamayın. Özellikle sosyal medya bu kıyaslamaları yapmak için ne yazık ki bizleri tetikleyici bir mecra. Size iyi hissettirmeyen, size gerçekten iyi gelmediğini düşündüğünüz hesapları takipten çıkartabilirsiniz. Bunlar sadeleşmeniz için ve hayatınıza çok daha kendi ritminizde, kendi dinamiğinizde devam etmek için bu süreçlerde faydalı olacaktır. Öte yandan çok fazla hareketsizlik, özellikle vücutta salgılanan hormonları miktarını değiştirdiği için ve dışarıya çok sık çıkamadığımız için alınan D vitamininin azalması da bizlerin mutsuzluk, daha depresif duygularını tetikleyen ve arttıran durumlar olabiliyor. Dolayısıyla evinizin el verdiği imkanlarıyla muhakkak haftada en az 3 kez 20'şer dakika en az olmak üzere egzersiz yapmak bu dönemlerde çok kıymetli. YouTube'dan nefes egzersizleri ve yoga videolarını açarak herhangi birisi olabilir. Çok profesyonel, çok ağır düzeyde sporlar yapmak kesinlikle zorunda değilsiniz. Bunlarla başlayarak kendinizi çok daha iyi hissetmeniz mümkün olacaktır. Serotonin hormonunu, yani kendinizi daha mutlu hissetmenize, daha rahatlamış hissetmeye yardımcı olacak olan hormonları salgılamaya da vesile olur egzersizler. Tüm bunlara ek olarak kendinizi çok kaygılı ve huzursuz hissettiğiniz zamanlarda rahatlayabilmek, regüle olabilmek adına 5 duyu organınızdan bir tanesini kullanmak işinize yarayacaktır. Örnek veriyorum. Koklamak, sevdiğiniz bir şeyi, örneğin taze bir limonu koklamak veya evde fesleğen bitkiniz varsa fesleğeni koklamak sizleri derin nefesler alarak rahatlatabilir. Veya rahatlatıcı bir müzik dinlemek veya evde sevdiklerinizle birlikte dokunmak, sarılmak, akşamları hep birlikte birbirinize temas ederek ailece oyunlar oynamak, örneğin tombala oyunları gibi, kelime tahmin etme oyunları gibi sizlere çok çok yardımcı olacaktır. Ve elbette ki son olarak şunu da unutmayalım ki bu günler geçecek, hayal kurmak ve umut etmek aslına bakarsanız hiç vazgeçmememiz gereken bir şey. Bunlar bizleri çok çok iyi hissettiren temel düşünme araçları olabiliyor. Benim bugünlük aktaracaklarım sizlere bu kadar. Yurtbay Seramik'in katkılarıyla evde kaldığımız bu günlerde psikolojik sağlığımızı nasıl koruyacağımızdan bahsettik. Umarım sizler için çok keyifli ve verimli bir sohbet olmuştur. İlerleyen sohbetlerimizde yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.
Audio Jungle.